Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn emma ba'd. Kıymetli FMTV izleyenleri, bir sahur programındayız. Rabbim Ramazan ayını inşallah bizden razı eylesin. Hepinize cümleten hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sahura kalkmış olanlara tekrar sahurlarını mübarek etsin Rabbim inşallah. Sahur edemeyen, sahur sıkıntısı olan, dünyada, memlekette nerede sıkıntı varsa Rabbim o sıkıntıları da inşallah ref'u def'u izale eylesin, kaldırsın inşallah. Bütün ümmeti aleme, bütün İslam alemine Rabbim huzur, muhabbet, sekinet ikram eylesin inşallah şu kerahat vakit, şu güzel vakitlerin hürmetine. Kıymetli izleyenlerim inşallah programımızın içeriğinde hadis dersleri yapmaya çalışacağız. Rabbim anlatılanlardan en güzel şekilde istifade etmeyi, hayatımıza uygulamayı Rabbim nasip eylesin kıymetli izleyenlerim. Evet, malum bir Ramazan-ı Şerif ayındayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat. Şu an af olunma günlerinde sonundayız. İnşallah bundan sonra artık son 10 güne önümüzdeki hafta itibariyle girmiş bulacağız. Yani itikaf günleri de başlamış oluyor bu ara tabii ki. Rabbim itikafa niyet edenlerin itikaflarını kolay eylesin. Hayırlısıyla Rabbim tamamına ikram eylesin. İnşallah itikaf etmeyenlere de itikaf yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Kişinin hayatında itikaf diye bir programı da aslında olması lazım. İtikaf neydi bu ara? Hem ağzımıza böyle bir takıldı, dile geldi, söylemiş olduk. Bu ara bir ufak da değinelim inşallah kıymetli izleyenlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründe işte Ramazan ayının son 10 gününü Mescid-i Nebevi'de geçirmesiydi, mescitte geçirmesiydi. Belli yiyeceklere dikkat ederek, özellikle hani böyle et vesaire falan ağırlık olmamakla beraber, hani niçin, hikmeti çoktur. Bunlardan birkaç tanesini dile getirmeye çalışalım. İşte hani nefsimizi bir konuda terbiye etmek için bu bize bir örnek olmuş. Bizi bu 10 gün içerisinde işte mescitte kalarak, mescidi kendimize bir terbiye mekanı olarak seçerek, belli şeyleri kendimize yasaklayarak, işte dışarı çıkmıyoruz, dünyalık konuşmuyoruz, ondan sonra böyle iş güç falan bir şey yok, bir bağlantı olmayacak. Kendini sadece yılın 10 gününü Allah için orada ne yapıyorsun? İtikaf ediyorsun. Zikirle, ibadetle, doya doya böyle bu şekilde teheccüd vaktini kılarak, namazları işte mescitte cemaatle kılarak böyle kendisini insanın böyle bir inzivaya çekmiş olduğu bir vakit itikaf vakti. Tabii Rabbim bu konuda bizlere o konuda bu işin hassasiyetini anlamaya Rabbim bize nasip eylesin. Hocam böyle bir şey var mı? İhtiyaç mıdır diye insan sorar. İşte insan nasıl hani vücudun belli bir yaş ilerledikten sonra nasıl bakıma ihtiyaç duyuyoruz? Nasıl böyle yeri geliyor hasta olduğumuzda ilaçlar kullanıyoruz, tedavi için doktorlara gidiyorsak kıymetli izleyenlerim, ruhunla böyle tedavi edilmesi gereken bir süreç aslında. Çok güzel bir süreç. Hani bunu yılın birçok gününe yayabilir insan. Yani gider teheccüd vakti bir gün bir camide kılar, orada sabahlar, perşembe günleri kendisini bir yere bu şekilde inziva için çekebilir. Bunlar olabilir ama hazır Ramazan bu işin fırsatı, güzelliği var. Ramazan'da bu işin adeti var. İtikafa girenlerle beraber güzel bir camide itikafa girmek, o da bu işin tadından doyum olmaz. Hele o mescitte güzel bir hoca efendi varsa, orada güzel insanlar varsa, orada Kur'an-ı Kerim'ini geliştirebileceksen, orada biraz tecvid talim maharecini geliştirebileceksen, biraz da ezberlerini yapabileceksen, biraz ilmihal tecvid işte ama temel dini akideleri olarak bunların istişareleri yapılabilecek, sohbeti olabilecek olan bir mescid ise burası. Burada 10 gün güzel bir kamp yani. Bu güzel bir güzel bir yani böyle insanın hayatında kendini yenileyebilecek bir fırsat. Rabbim bu konuda güç kuvvet versin inşallah, ikram eylesin. Yapmak isteyenlere şimdi Allah tamamını erdirsin diyorum kıymetli izleyenlerim. Bu konuda tabii bayanlar da itikaf yapıyorlar. Onlar da kendi evinde itikaf yapıyorlar. Diyorlar ki ben 10 gün kendimi bir odaya mescid olarak tercih edeceğim bir odada. Özellikle dünya kelamı konuşmaksızın, dünya kelamı dünyaya dalmaksızın orada bu şekilde inziva etmektir yani itikaf. Tabii bizim şimdi dünya, hocam ne kadar tezat geliyor bize. Yani bütün hayatımızı dünya üzerine kurmuşuz. Dünyadan kopmak yani itikafa baktığın zaman yani kendini dünya meşguliyetlerinden arındırmak, inzivaya çekmek
Bu gerçekten şu an çok zor. Günümüzün hayatında cidden zor. Çünkü telefonlarımız online, devamlı elimizde. İşte ama şu paylaşım sayfalarının olması, olmazsa olmazlarımız. Kim ne paylaştı, kim kimi beğendi, ne oldu, ne gitti, ne geldi, bunlardan uzak 10 gün. Aman Allah'ım, yani şu an hocam ne yapıyorsun? İşte iletişimden bir 10 gün uzak, ne bileyim siyasetten bir 10 gün uzak, işte senin meşgul edecek olan çekin senedin evrakların bir 10 gün uzak. Ya şu 10 günümü bana ellemeyin ya diyebileceğin, kendimi böyle, halbuki bakıldığı zaman şöyle çok da fazla bir vakit değil, 365 gün bir sene, içinden 10 gününü alıyoruz. Diyoruz ki bu 10 gününü ya Rabbi, gecesini gündüzünü sana tahsis ediyorum. Kendimi mescide vakfettim bu 10 gün böyle. Hiç başka bir işle meşgul olmayacağım diyorsun. Tabii nefis, şeytan, her şeytanlara bağlı ama nefis bu işe kolay kolay müsaade etmiyor. Sıkıntı büyük. O yüzden gerçekten hani kişi bu konuda da hayatında bu işe bir yer vermesi lazım. Ömründe hiç olsa bir kere yaşamak lazım. Çünkü bir sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bir sünnet. Peygamber bunu yapmış yani Aleyhisselatü Vesselam. Sen de bunu yap. Yapmadan ahirete göçme inşallah. Yani nasıl yapacaksın? İşte sağlığın, sıhhatin varken şimdi yap. Yaşlandığın zaman daha zor olur. Yaşlıysan da kendini iyi hissediyorsan o zaman şimdi yap. İşte yapılacak şekil neydi? Bir camiye gideceksin. O camide imam efendiyle konuşacaksın. Veyahut da o bölgede bu işe tercih edilen camiler var. Şu an öyle geçen seneden şahit olduk, gördük. Bölgesel cami seçiliyordu. Diyanet bu işe de güzel ehemmiyet göstermişti. Hani işte her ilçede bir cami pilot olarak seçiliyor ve bu şekilde de güzel bir çalışma yapılıyordu. İnşallah bu sene de yapılıyordur inşallah. Bu işin yine dertlerini Rabbim çoğalsın inşallah ve sahip çıkmaya Rabbim nasip etsin kıymetli izleyenlerim. İtikaf konusuna da böyle değinmiş olduk gecenin bu vaktinde. Yani lazım, önemli bir şey. Çünkü her şeyin başı gerçekten hayatımızda. Hubbu dünya ra'su kulli hatiyetin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dünya sevgisi tüm hataların başıdır. Dünyayı sevdiğimiz vakit bütün hatalar zaten bu dünya sevgisiyle beraber geliyor. Çünkü dünya insan sevdiği zaman o sevginin getirisi ne oluyor? Mesela misal diyorum, hani dünyada neyi sevdin? Çok güzel bir evim olsun istedin, arabam olsun istedin. İşte veyahut da farklı bir dünya ziynetlerini elde edebilmek için arzularım var. Herkesin kendi iş dünyasında sevmiş olduğu, talep etmiş olduğu şeyler var. İşte o meşguliyet ne oluyor? İnsanın ömrünü yiyor yani. O meşguliyeti aman elde edelim derken kimileri namazı kaçırıyor. Mesela kimileri bu meşguliyetle beraber namazlarını vaktinde kılamıyor veyahut da namazlarını kılamıyor. Veyahut da dünya meşguliyetinden beraber kimileri harama yani faize bulaşıyor. Kimileri dünya meşguliyetinden dolayı daha çok kazanayım, şöyle yapayım, böyle yapayım veyahut da belli parayı kaybetmemek için, gücünü kaybetmemek için, makamını kaybetmemek için bakıyorsunuz yalan söylüyor, iftira atıyor, gıybet ediyor, birilerini karalıyor vesaire veyahut da hakıyor, kırıyor, döküyor vesaire. Bunların sebebi nedir? Hepsi aslında işte yanlış şeyi sevmek yani dünyayı sevmek yani. Çünkü bu dünyanın sevgisinin bize getirdiği şeyler bunlar yani. Halbuki biz dünyayı sevmekten ziyade onu bir ihtiyaç olarak kabul etseydik, ihtiyacımız kadar dünyaya meyletseydik, yönelseydik. Hani evet hocam bir daire ihtiyaçtır, ihtiyaç nispetinde helal olarak bunu ben nasıl temin edebilirim? Ama olmazsa olmaz değildir. Nice insanlar var. Hayatlarını kiralarda oturmuşlar. Misal durum yani genel anlamda olaya farklı bir yere gitmesin. Ve hayatı kirayla geçirmiş, kirayla ölmüş yani. Hiç arabası olmayanlar var yani. Veyahut da senin belli olmazsa olmaz dediğin şeylerin dünyada nice insanlar var ki hiç hayatında görmemiş ve sahip de olmamışlar. Ahirete irtihal etmişler, dünya hayatından göçmüşler yani. Şimdi olmazsa olmaz diye bir şey yok aslında. Dünyada kaybedeceğimiz bir şey yok. Ama iman her şeyin başı. Salih amel her şeyin başı. Onlar olmazsa olmaz. Çünkü eğer kişi kabre girdiğinde onun yanında iman yoksa o adamın hali perişan. Halidine fi ebede ebedi olarak bir cehennem azabı var. Fiddelke esfeli minenler ta cehennemin dibinde yanacak. Ne oldu şimdi? Perişan. Bu adam hiç güzel bir alışveriş yapmadı. Şu dünya hayatına geliş gayesinin amacının dışında yaşanmış oldu. Allah muhafaza eylesin. Şimdi o yüzden sevgiyi kalbimizi nereye yönlendireceğiz? Kalbimize neyi sevdireceğiz? Bunu gerçekten güzel bir şekilde analiz etmemiz lazım kıymetli izleyenlerim. Şu dünyaya bir kere geldik ya. Bir kere geldik ya. Şu vakitlerimizi neyle geçiriyoruz? Neyle meşgul ediyoruz ya? Bir bakmamız lazım. O yüzden hani işte itikaf bakıldığı zaman bu konuda çok önemli bir konu yani.
İtikaf çünkü insanın hayatında bir şeylerden kendisini soyutlayıp şu dünyaya geliş gayesini tekrar kendisine bir kere daha sorması. Hani Efendimizin ifadesiyle hasibu enfusekum kabl en tuhasibu, hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin. 10 gün boyunca kendini bir hesaba çekiyorsun. Hani şirketlerin yıllık böyle ciroların hesapladığı günler vardır. Yıl işte başlarında vesaire. Ne kazandık bu sene? 2017'yi nasıl geçirdik? 2018'i nasıl geçirdik? Adamlar net bu konuda. Bakıyorum firmalarda konuşuyoruz falan. Hocam 2018'in cirosu bu, kar oranı bu. İşte ciro yükseldi, kar düştü. Veyahut da ciro düştü ama kar yükseldi falan. Herkesin işte yatırım olarak yapmış olduğumuz şey burası. Bu kadar buraya yatırım yaptık. Elimizdeki karımız bu, paramız bu vesaire falan. Herkes bir hesap yapıyor. Şirketin nereye gittiğini, bir dahaki senedeki nasıl bir vizyon çizeceklerini, nasıl bir misyon çizeceklerini oturup bir daha değerlendirmesini yapıyorlar. Yani bunu sen yapacaksın ya. Bir Müslüman olarak sen de oturacaksın böyle kendi kendine. Diyeceksin ey ruhum diyeceksin. Ne yaptık? Ey nefis sen ne yaptın? Kalp, ey sen kalp neyle meşgul oldun diyeceksin. Bunda bakacaksın kendine böyle güzel bir muhasebe çekeceksin. Bunda da böyle yürekli olacaksın, korkak olmayacaksın. Bakacaksın ey diyeceksin nefis ne yapıyorsun? Ne hedeflerim var, ne arzularım var, ne istiyorsun? Bakacaksın inan var, elimize kağıt kalem alalım şu an böyle. Gecenin şu vaktinde bizi dinleyen abilerimizle beraber oturalım kağıt kalem alalım. İnan şöyle bakın dertlerimiz nedir diye yazalım şöyle dertlerin ne. İlki çeken dertler. İnan bakıyorsun hep dünyalık, hep dünyalık, hep dünyalık, hep dünyalık. Ahiret derdimiz belki de kimilerinde yok bile ya. Yani öldükten sonra bir hazırlık, ölüm ötesi dediğimiz hayata bir hazırlık. Belki kimilerimizin çoğunda bu hazırlık dahi yok. Rabbim bu hale düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Çünkü ebedi olan bir hayat var. Ebedi olan bir yaşam var. Genel anlamda örfümüzde hep şu ifadeyi kullanırız değil mi kıymetli izleyenlerim? Ne diyoruz? Ya geleceği düşünmek lazım, ileriyi görmek lazım, yatırım yapmak lazım. E tamam, şu 40-50 yıllık hayatında bu kadar 40 yıllık gelecek dediğin önünde belki 30 yıl dediğin göremedin ama görecek, yaşayacak mısın gibi garantinin de olmadığı hale yaşayacak mısın gibi bir hayatın içine girdin ya. Buna rağmen ya neler yapıyorsun neler. Ama hiç şüphesiz ki öleceksin. Bak hiç şüphe yok bundaki öleceksin. Öldüğün vakit seni bir ahiret hayatı, bir mahşer, bir mizan bekleyecek. Bunun için ne hazırlığın var? İşte itikaftaki temel akide bakıldığı zaman düşünceye de yatan hakikat de budur. İşte kişinin kendisini hesaba çekmesi bu 10 gün zarfında. Ha bunu 10 gün yapamayanlar 9 gün yapar, 7 gün yapar, 5 gün yapar, 3 gün yapar. Hiçbir şey olmadı 1 gün yapar. Maksat Ramazan'da bir gün daha olsa bir itikafa niyetlenip kendini bir yerde olmasıdır. Olmadı hocam 3 saat yapar, 5 saat yapar vesaire. Maksat bu işi vücuda alıştırmak, bu işi ruha alıştırmak, bu işi kendine alıştırmak. Yani kendini bir hesaba çekme. Hani ayet-i kerimenin ifadesi gereği Es'a'idü billahi bismillahirrahmanirrahim. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتُرَكَ سُدَى. Biz insanı başıboş yarattığını mı insan zannediyor? Yani böyle geldim, istediğimi yaparım, yerim, içerim, gezerim, dolaşırım. Helalde, haramda beni onunla bir şey bakmaz, istediğime dokunurum. Yok her şeye dokunamazsın kardeşim. Harama dokunamazsın, helale dokunursun. Her şeye bakarım, her şeye bakamazsın. Helal olanlara bakarsın, haramlara bakamazsın. Her şeyi dinlerim, her şeyi dinleyemezsin. Haramları dinleyemezsin, helalleri dinlersin. Her şeyi konuşurum. Yok kardeşim, her şeyi konuşamazsın. Helalleri konuşursun, haramları konuşamaz. Hocam nedir ya? Helal, haram her şeyde var mı ya bu hayat? Evet bu her şeyimizde var. Dil nasıl helal konuşur, nasıl haram konuşur? Gıybet eder, haram konuşur. Yalan söyler, haram konuşur. İftira eder, haram konuşur. Mala yani boş şeyler konuşur, haram konuşur. Yani kısaca sağ tarafın yazmayacağını, sol tarafın yazacağı şeyleri konuşur. Helal konuşursan evet ilim öğrenirsin, hakkı söylersin, sohbet edersin, tebliğ edersin, zaruret giderirsin. O zaman da sağ tarafın yazar. Her şeye dokunamazsın, dokunamazsın. Helaline dokunabilirsin. Haram olan bir şeye dokunamazsın. Yani bir namahreme dokunamazsın mesela. Her şeye bakamazsın, bakamazsın. Göz bakacağı şeyler müsaadeli. Helaline bakabilirsin. Haramına bakamazsın. Yani yine namahrem konusunda yine ona dikkat etmen gerekiyor kıymetli izleyenim. Her şeyi dinleyemezsin. Çalgı, türkü veyahut da gıybet olan, iftira olan şeylere kulak vereyim dinleyeyim veyahut da bir casusluk yapayım dinleyeyim. Bunlar caiz değil. Ama Kur'an'ı dinle. Zaruri ihtiyaçlarını günlük hayatında konuşman gereken şeyleri dinle. Bunlara sıkıntı yok. Yani biz başıboş değiliz ya. Yiyeceğin her şeyi yiyemezsin. Helalinden yiyeceksin. Haram olan şeyleri yemeyeceksin. Domuz etini yemeyeceksin. Kan içmeyeceksin. Hırsızla haramla elde edilen bir rızkı denilen şeyi yemeyeceksin. Helali yiyeceksin.
alın terini kazandığın helal olan şeyi yiyeceksin. Sana hediye olarak verilen şeyi yiyebilirsin. Temiz olanlardan yiyeceksin. Yani dediğimiz gibi temiz olan et, ineğin etini yersin, koyunun etini, kuzunun etini yersin yani. Kalkıp da kendine haram olan etleri yemeyeceksin, içmeyeceksin. Suyu iç, meyve suyu iç, meşrubat iç, meyve ye. Ama kalkıp rakıydı, alkollü, biraydı, şaraptı vesaire bunları içmeyeceksin. Şimdi işin özü neresi? Bakıldığı zaman işte kendini tek tek burada itikafla beraber muhasebeye çekmek. Ben neleri seviyorum? Bakacaksın ki hayatına farkında olmadan faizi sevmişsin. Faizsiz bir işin yok. Haram helal karıştırmışsın ortalığı. Yani bunu bir inzivaya çekip de kendini bir oturup bir muhasebeye yatırmak lazım. Ama şu Türkiye'de bu konuda yapamıyoruz bunu. Vatandaşlarımız bu konuda çok zorlanıyor. Yani özellikle Türkiye'de. Çünkü hani bir kutuplaşma var bu konuda. Büyük bir sıkıntı bu kutuplaşma. Hani duyarlı olan vatandaşla, yani muhafazakar dediğimiz Müslümanla itikadi anlamda bir de duyarsız olan vatandaş arasında böyle bir çatışma devamlı bir gündeme geliyor. Mesela kişi oldu ki faiz yemeyecek veyahut da bir harama el uzatmak istemiyor. Yani bu konuda dirayet yapmak istiyor. Ama karşı taraftan biri ona olur mu ya sen keriz misin, yatırım işte durur, şöyle olur, böyle olur. Yani o haram ona öyle bir yere getiriyor ki, öyle bir süslüyor ki falan, olmazsa olmaz. Sen boş ver o hocayı, bu hocayı falan, bir mahalle baskısı. Ya ona bir şey diyememesinin, vermiş olduğu bir şeyden dolayı, bir yani dik duruş sergilememesinden dolayı zamanla kendisi de o halin içine giriyor yani. İşte misal hani hep bu böyle yaşanmış yani. Ha hocam ya işte ben misal kadınlarla erkeklerle beraber otururken dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bana şöyle gericisin diyorlar. Ama sen yanlış yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Olur musun? Art niyetli misin? Gibi falan ifadeleri kullana kullana diyor. O da kendinden bir şekilde hani ya işte kendi daralmaya başlıyor, sıkılıyor vesaire falan. Bakıyorsun yumuşamalara başlıyor. Halbuki hakkın yanında dur. Yani Allah ne dediyse odur demesi gerekir iken zaman ve süreç bizi yumuşatıyor. Bakmışsın ki o hoş olmayan ortamların içinde ve hatta tutumun içinde bakmışsın kendisini görüyor. Ama itikadi anlamda baktığın zaman da halbuki hala fikir olarak düzgün adam. Duruş olarak aslında düzgün ama uygulamaya geldiği zaman uygulamada hiçbir tutum yok, bir duruş yok. Sebebine işte dediğimiz ifade yani mahalle baskısı. Toplumda yaşanan, normalleşen bir şey. Sen de normalleşmediğinde kendini hemen toplum seni bir dışlamaya giriyor. Mesela şimdi bizim bir kılık kıyafetimiz var. Ben sakalı şerif, dört parmak uzatmak sünnettir. Biz bu sünneti işlemeye çalışıyoruz. Hoca olmamız hasebiyle, misyonumuz hasebiyle de yakışan özellikle olmazsa olmaz dediğimiz kendimizce bir vazife akletmiş olduğumuz işin şuurunda olma niyetiyle hani genel düşüncemize yatan şey hani bir rütbeli kişinin, iş erbabı olan kişinin üzerinde iş elbisesiyle dolaşmasıdır. Devamlı hazır ve nazır olmasıdır. Hani bir polise polis kıyafetini giydirdiğin zaman nasıl adam görevdeyim, şu an vazifedeyim şuurunu ona bir şekilde yüklüyorsak, bir askere giden gencimiz ne zaman ki kamuflaja giriyor, askeri rütbeli elbisesini giydiğinde, bir komutan komutan elbisesini giydiği zaman vazifesinin şuurunu hemen nasıl o giysiyle beraber aynaya baktığında kendisini görüyorsa, bir peygamber ölçüsü, sünneti seniyesi, sakal olan başta sarık olmak üzere o sünneti seniye giyen kişi o şuuru, ciddiyeti kendisini hemen hazı ve nazı, ben ne yapmalıyım, nasıl bir tutum içinde olmalıyım, nasıl bir ahlaka sahip olmalıyım, nasıl oturmalıyım, nasıl kalkmalıyım, nasıl konuşmalıyım vesaire kendisine dikkat etmesi gerekir. Mükemmel olmasa da kendisini bu konuda geliştirmesi için mücadele eder. Şimdi burada ne var? Bir mahalle baskısı her zaman oluşuyor. Biz de yaşıyoruz bunu yani. Ne gerek var? Ne yapıyorsun? Burada, Türkiye'de aman falan vesaire böyle. Olaylar bir yerlere gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakıyorsun bir baskı, bir baskı. He, işte kimileri düşüyor baskıdan. Aman diyor ya falan diyor. Dışlanma şeyine girince sürecine. Ya bundan taviz verecek ya da bu konuda dik duruş sergileyecek. Kendisini bu şekilde çevresine kabullendirecek ve bu şekilde de yaşayacak. Rabbim bu konuda tabii bizlere güç kuvvet versin. Yani her konuda, her ortamda mahalle baskısında kalan Müslüman kardeşlerime Rabbim yardımcısı olsun kıymetli izleyenler. Evet, bir konu girdik dünya sevgisiyle beraber. Dedik ya işte itikaf var. İtikaftaki gaye amaç bir inzivadır. İnzivada insanın kendisini muhasebeye çekmesi. Çünkü toplumda maalesef bizi de bu yeni global dünya hızlı bir şekilde zamanın bize yetmediği bu dünyada ama kimileri
dünya üzerindeki sermayeyi ellerinde tutanlar, devamlı insanları bir şeyle meşgul edebilmek için bir şeyleri alsınlar, bir şey satsınlar, devamlı almak ve satmak üzere kurulan bu dünyada vakitlerimiz çok hızlı geçiyor ve bu vakitlerimizi gerçekten ahiret için de pek bir yatırım haline getiremiyoruz maalesef. Hiç yoksa böyle itikaf günlerinde kişi belki bir şöyle biz kendini silkeler, oturur bir bakar, ne yapıyorum der. Ya bir sosyal medyasız bir 10 gün geçirelim bakalım nasıl oluyormuş. Kendisini şöyle muhasebe çeker. Yani veyahut da ne bileyim dünya işlerinden hiç uğraşmadan, hiçbir şeyi böyle eli sürmeden, böyle kendi bir şeyleri teslim ederek bu şekilde yaşamak nasıl bir şey? Tabii hocam kimileri diyecek, hocam benim işim öyle bir iş ki ben 2 gün durmasam işin başında işim yürümez, şöyledir, böyledir falan, bu çok konuşulan ifade. Biz onlara da şunu söyleriz, velev ki ameliyat oldun, 3 gün hastanede kaldın. İşin batıyor mu yani, ne oluyor? Yok hocam batmıyor, o zaruri bir neden olduğu için. İşte bunda bir zaruret görmek lazım yani. 10 gün belki kalamazsın, 1 hafta kalırsın, 3 gün kalırsın. Yani maksat o konuda kendini yetiştirebilmen için kendini bu işe zaruret görmek yani. Ya ben daldım gidiyorum bu dünyaya, perişanım ya, benim halim ne oldu ya? Ben namaza Rabbimi hatırlayamıyorum, oruç tutuyorum ama kalbim fırıl fırıl, hiç Allah'la meşgul olmuyor diye sitem ettiğinde kendine, bu işin hastalığını kendine gördüğün zaman aynı şekilde bir sana biri sanki kalkmış, sen kanser oldun. Ne yapacaksın? Doğru, acil tedaviye giriyorsun, 3 gün 1 hafta nasıl kalıyorsan. Ya senin ruhun bitmiş, ruhun ölmüş, biri sana bu ifadeyi söyleyecek. Veyahut da kendin söylüyor, veyahut da hocalar sana bunu söylüyor. Ya bir adam içki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor, alkol var vesaire, haram helal karışmış, faizin içine düşmüş. Ya bu adam yoğun bakımlık hasta. Yoğun bakımlık hasta kıymetli izleyenler. Ne demek? Çünkü bu adam haram diyor artık. Haram ne demek yani? Kennel harame narun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Haram ateştir, ateş. Ateş ya. Adam şimdi evladını ateşin içinde görsen sen ona yardım etmez misin? Bir Müslüman kardeşini bir ateşin içinde olduğunu görse ona yardım etmez misin? Veyahut da sen ateşin içindeyse oradan çıkmak istemez misin? 1 saat daha durayım, 5 saat daha durayım. 1-2 günüm ateş bana iyi geldi ya, sıcak, üşümüştük zaten. Öyle bir şey mi var ya, ateş bu. Adamın canını acıtır, yakar. Amma ve lakin eğer gaflet içindeyse o kişi, o zaman zaten kellim kellim la yarfa diyor büyükler. Konuşursun konuşursun, ona bir şey fayda vermez diyor büyüklerin ifadesi. Evet, hadis dersimize gelelim inşallah. Hadis-i şeriflerden okumaya çalışalım. Tabi bu ara vakitlerimiz de imsak, tabi takvim karşımızda duruyor. Tabi bu ara 2.54, tabi imsak vakitlerinde 2.54. Bak şu an Bitlis'in, evet şu an imsak vakti dolmuş. Ordunun imsak vakti bu şekilde dolmuş. Dolanlar böyle, biz de İstanbul'dayız. İnşallah bu şekilde vakitlerimizi dolduruyoruz. Kıymetli izleyenler, vakitler doluyor. Ramazan-ı Şerif ha geldi, gelecek diyorduk, geldi. Ramazan'ın 1'iydi, 3'üydü, 5'iydi. Her senede böyle olur yani. Ne çabuk 10'u oldu, ne çabuk 15'i oldu. Bakmışsın pır diye geçmiş. O yüzden hazır rahmet ayındayız. Kendimizi affettirmek için mücadele edelim şu güzel kerahat vakitlerinde. Hem bizi izliyorsanız elinizde de bir taraftan da bir tesbih almışsınızdır inşallah. İstiğfar çekiyorsunuzdur. Estağfurullah, estağfurullah. Gemi hatalarımızdan estağfurullah. İnşallah bunu da böyle dilimizden düşürmeyelim kıymetli izleyenlerim. Evet, okuyacağım hadis-i şerife dönelim inşallah. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet eden bir hadis-i şerifte şöyle rivayet edilmiş ki Seba'atun dedi, 7 kişi sınıf insan vardır. Bu 7 sınıf insan, 7 grup düşünebiliriz. Bu 7 sınıf insan yudilluhum Allah. Allah bu insanları gölgelendirir. Nerede gölgelendiriyor Yüce Rabbimiz? Fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Hiçbir gölgenin olmadığı gün onları Yüce Rabbimiz kendi gölgesinde gölgelendirecek. Yani bu mahşerle alakalı. Malum kıyamet kopacak. Yani şu an dünya üzerinde yaşıyoruz. Ama bir gün sura üflenecek. Sur üflendiği zaman dağlar yürütülecek. Ayet-i kerimede de olduğu gibi اِذَا الشَّمْسُ كُوْفُرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ vesaire. Bu ayet-i kerimenin genel sürenin içinde de bu çok vardır. Yani dağlar yürütülecek. Evet, güneş bir mizrak yaklaşacak. Yıldızlar öyle. İnsanlar kendi terlerinde boğulacak bir hale gelecek.
anne evladından, evlat anasından yevme yefirul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibi ve beni. Yani insanlar birbirinden son derece kaçacak. Kimse kimse görmeyecek bile. O haldeler yani o gün bakıldığı zaman kıyamet kopacak. Ha, kıyametin kopmasıyla beraber bu birinci sur üflenecek. İkinci suru da bütün herkes öldükten sonra, tüm canlılar öldükten sonra ikinci sura üflenerek Rabbimiz bütün ölüleri tekrar diriltecek. Ve dirildiğimiz vakit mahşer meydanında toplanacağız. Orada işte herkesin bir sıkıntılı dönemi. Çünkü niye? Ameller. Hep ameller, ameller. Yaptıklarımız herkesin önüne serilecek. İkra kitabe kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba. Al bakalım şu kitabını. Oku bakalım ne yazmışsın bu kitaba. Öyle bir kitap ki bu. İncik, boncuk her şeyi yazmış. İşte günahların var onları da yazdın. Sildiremediysen orada göreceksin onları. Hazır elinde imkan varken sildir kıymetli. Kıymetli insan hazır elimizde imkan varken sildirelim. Sildirelim ki orada inan eyvah da para etmeyecek, pişman olmak da kimseye fayda vermeyecek kıymetli izleyenlerim. İşte Rabbimiz o gün bizi gölgelendirecek. O biz inşallah bunlardan biri olursak ya. Yani. Bunları tek tek şimdi 7 sınıf insan dedik. Bu 7 sınıf insanı şöyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bize tarif etmiş. Demiş ki kimdir bunlar? Kim bu gölgede istifade edecek olanlar? El İmamul Adilu. El İmamı önder. İmam. İmam demek önder manasında. Öyle imam ki el adilu, adil olan imam. Şimdi önderlik tabi toplumdaki kanaat önderinden bir bellinin başkanından, bir ilçenin belediye başkanından, işte hani bu bir memleketin başbakanından, cumhurbaşkanına kadar tepeden ta dibe kadar herkesi kapsayan bir şey. Adaletli olmak yani. Güttüğün çobandan sorumlusun, mesulsün hal-i şerifin gereğince bir baba olarak ehlinden, yani hanımından, çocuğundan ki çocuk denildiği zaman bunun içinde kız evladı da erkek evladı da bunun içine girer. Yani ben bunları hocam sistemin okuluna bıraktım. Evet, ya hocam ben onların bu hale düşeceklerini tahmin etmiyordum ama sistem bunları bozdu. Çok Allah muhafaza uyuşturucu, alkol, kumar, alkol ve her türlü hatanın içindeler. Benim bir günahım var mı? Var. Konu ayrı bir sıkıntı yani. İlgilenmen gerekiyor yani. Tamam, imam olmanın vermiş olduğu mesuliyet var yani. Elindeki sorumluluk noktasında bir mesuliyetin var. Adil olmalısın. Bir babada aranan şey evlatlar arasında adil olması. Hanımına karşı adil olması. Evladına karşı adil olması. Bir patronun işçilerine karşı adil olması. Ne demek? Şu demek yani mesela bir patron işçisine bir hukuku var. Yaptıracakları var, yaptıramayacakları var. Ama onu fırsata çevirip ben bunu ezerim, yaptırırım. Onu bir şekilde ben böyle baskı yaparak o elindeki menfaatleri, şu anki işini kaybedecek riskini göz önüne getirerek bir şekilde ona bu şekilde adaletsizlikle beraber bir şey yaptırma. Yani bunun hesabını vereceksin. Yani bu ahiret öyle bir şey ki yani boynuzlu koçun boynuzsuz koçtan hesabı olacak ifadesi gereğince burada bir hesap kurulacak yani. O yüzden adaletli olmak herkesin olmazsa olmazı. Ha burada gerçekten bir de var ki bu işin yani adalet işi adalet. Yani adam avukat. Yani bu konuda avukat. Onun zaten olmazsa olmazı doğrunun yanında durması lazım. Yanlışın yanından da kendini ne yapması lazım? Sakındırması lazım. Yanlış adamlardan uzak durması lazım. İnşallah hadis-i şerife devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim inşallah. O aradan sonra inşallah bu 7 sınıf insanın tek tek inşallah grubu ele alacağız diyorum kıymetli izleyenlerim.